Ekranda bazı Çin hanedanlıklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu Çin hanedanlıklarıyla ilgili videolarda ben yine muhtemelen Çince'yi katledeceğim ama birlikte göreceğiz bakalım. Mesela Shang hanedanlığı ve şöyle yazılsa da "Zhou" okunan Zhou hanedanlığı. Zhou. Zhou hanedanlığının sonuna geldiğimizde Çin Savaşan Devletler döneminde kaosa düşüyor. Bu Çin için gerçekten çok zor bir zaman. Ancak bu dönemin iyi tarafı da şu arkadaşlar, birçok düşünce okulu bu zamanda ortaya çıkıyor. Yani hani duymuşsunuzdur konfüçyüsçülük, taoizm, legalizm ve diğer birçok düşünce okulunun ortaya çıkmaya başladığı yüz düşünce okulundan aslında bahsediyorum. Ancak bu videoda bizim odaklanacağımız şey Çin'in adını aldığı Çin Hanedanlığı dönemi ve bu dönemde Çin'in gerçek bir imparatorluk olarak ortaya çıkması meselesi. Şimdi M.Ö. 3. yüzyıldayız arkadaşlar ve Çin'in ilk gerçek imparatoru, Çin Shi Huang. Kendisi Çin hanedanlığını kuruyor. Bu hanedanlık kısa süreli oluyor ancak Çin'i gerçekten birleştirmeyi başaran ilk hanedanlık bu. Evet, işte Çin hanedanlığı. Çin hanedanlığı. E, legalizmin temelleri üzerine kurulmuş, oldukça sert ve merkezi yönetimiyle bilinir. O dönemden kalan kalıntılar açısından Çin-Şi Huang'ın mezarı yanında gömülü olan toprak askerleri belki duymuş olabilirsiniz. Evet, Çin Hanedanlığı savaşan devletler dönemini sona erdirerek Çin'i birleştirmesiyle ve Han Hanedanlığı zamanında gerçekleşecek olan Çin altın çağının temellerini atmasıyla bilinir. Han hanedanlığı milattan önce yaklaşık olarak 200'den milattan sonra 200'e kadar sürüyor. Aslında bunları biraz Roma İmparatorluğu'yla aynı, e, yani Roma İmparatorluğu'yla pardon, aynı zaman olarak düşünebiliriz. Batı Han hanedanlığının 200 yılı Roma Cumhuriyetine denk geliyor. Doğu Han Hanedanlığı'nın ise Roma İmparatorluğu'nun en parlak çağlarına denk geldiğini görüyoruz. Ayrıca bu dönem Çin'in altın çağı olarak biliniyor. Yani bilim ve sanatın ve özellikle Konfüçyüsçülüğün Çin'de gerçekten egemen olmaya başladığı ve bürokrasiyle kamu görevinin resmen bir parçası haline geldiği çağ. Han Hanedanlığı, Çin'i kültür ve dil açısından bir araya getirme konusunda o kadar başarılıydı ki, bugün Çinlilerin %92'si, kendilerini etik açıdan Han olarak tanımlıyor. O nedenle bazen Han kelimesini, Han Hanedanlığından bahsederken duyarsınız, ee, bazen de Han Hanedanlığı altında birleşmeyi kasteden, Han etik grubundan bahsedilirken e, duyarsınız. Han Hanedanlığı, Burada gördüğümüz gibi milattan sonra 3. yüzyılın başlangıcında sona eriyor. Sonra Çin tekrar parçalanıyor ve birden fazla hanedanlığa bölünüyor. Zaman çizelgemde işaretlediğim bu 360 yılın nedeni Çin'de bir şeyler olmadığı için değil arkadaşlar. Aslında birçok şey oldu ancak Çin o dönemde birleşik değildi. Bunu biraz daha anlayabilmek için Han Hanedanlığı'nın yıkılışından kısa bir süre sonra Üç Krallık dönemindeki Çin'e bir bakalım. Üçüncü yüzyıldayız. Burada ise dördüncü yüzyılda tasvir edilen Jin Hanedanlığı var. Bu hanedanlık altı hanedanlık dönemi olarak bilinen ve 360 yıl boyunca parçalanmış bir halde bulunan dönemin bir parçası ve sonra burada 6. yüzyılda kuzey ve güney hanedanlığı dönemini görüyoruz sonunda çin yeniden birleşiyor ve bu sui imparatorluğu döneminde gerçekleşiyor evet çin sui imparatoru wen tarafından birleştiriliyor ve tıpkı çin hanedanlığı gibi sui hanedanlığı da en çok bu kaotik dönemi bitirip sonunda çini birleştirmesiyle biliniyor suiler de etnik olarak handır ve tank ve Song hanedanlığı döneminde yaşanan altın çağların temelini atmışlardır. Tank hanedanlığını burada görüyorsunuz. Bu dönemde de Han e, hanedanlığında olduğu gibi Çin'de bir altın çağı yaşandığını söyleyebiliriz. Sanatın ve bilimin gerçekten geliştiği bir zaman. Bahsettiğimiz bu karmaşa içinde geçen altı hanedanlık dönemi hakkında ilginç bir şey de, Budizmin Orta Asya'dan hatta Hindistan'dan Çin'e geldiği ve Sui ve Tang döneminde Çin'de yaygınlaştığı dönem olmasıdır. Tang hanedanlığı döneminde Çin'den gelen en önemli yeniliklerden biri blok baskı idi. Burada gördüğünüz şimdiye kadar basılan ilk kitaplardan biridir. Tang hanedanlığı döneminde basılan bu kitabın adı Elmas Sutra. Evet, Tang Hanedanlığı 907'de sona erdikten sonra tarihsel zaman ölçeğinde tekrar kısa süreli bir kaos oluyor. Yaklaşık 50 hatta sanırım tam olarak 53 yıl boyunca 5 hanedanlık ve 10 krallık dönemi var. Ama sonra Çin son hanedanlığı altında yeniden birleşiyor ve son hanedanlığı belirli bir açıdan Tang Hanedanlığının kaldığı yerden devam ediyor diyebiliriz. Geç Tang Hanedanlığı dönemine girerken, meydana gelen bir başka şey budizmin ikinci plana atılarak neo ortaya çıkmaya başlaması ve Song hanedanlığında gerçekten de yaygın hale gelmesi. Song hanedanlığı devlet hizmetine ve bürokrasiye çok önem verilen bir dönem olarak bilinir. İşte bu dönemde neo-konfüçyüs ideallerinden bazılarına dayanarak meritokratik bir yönetim ortaya çıktı. Ayrıca önemli bir teknolojik e, yenilik e, dönemi bu dönem pusula Han Hanedanlığı kadar erken bir dönemden itibaren kullanılıyordu. Ancak Song Hanedanlığı döneminde özellikle deniz kullanımı için oldukça gelişmiş ve modern halini alıyor pusula. Jong gemisi olarak bilinen gemi de Song Hanedanlığı döneminde en gelişmiş halini alıyor. Bu hanedanlık döneminde geliştirilen gerçekten geniş kapsamlı yeniliklerden biri de tanktaki blok baskı yöntemi üzerine kurulmuş olan, ancak baskıları daha pratik hale getirmek için hareket eden bir baskı tipinin icat edilmesi. Ve belki de dünyayı değiştiren en büyük yenilik, Tang'ın geç dönemlerinde ortaya çıkan ama esas Song Hanedanlığı döneminde ileri bir düzeye getirilen barut kullanımı. Song Hanedanlığı sonunda 13. yüzyılda Moğollar tarafından devriliyor. Bundan sonra Cengiz Han'ın torunu Kubilay Han, Kubilay veya Yuan hanedanlığını kuruyor. Ama sonunda 14. yüzyılda Ming hanedanlığı tarafından devriliyor o da. Ming hanedanlığı da etnik olarak handır. Ve bugün Çin ile ilişkilendirilen en ünlü cazibe merkezlerinin bazıları Ming hanedanlığından kalmadır. Burası Yasak Saray. Pekin'de Ming ve Çin hanedanlıkları dönemindeki imparatorluk ikametgahı. Burası da Çin Seddi. Her ne kadar Çin Seddi'nin geçmişi çoğu hanedanlığı ve savaşan devletler dönemi kadar geriye gitse de Seddin büyük bir kısmı Ming hanedanlığı döneminde yapılmıştır. Ve sonra Çin'in son gerçek hanedanlığı Çin geliyor. Çin hanedanlığı da yine bir dereceye kadar yabancı bir yönetim. Mançurya'dan gelen Mançular tarafından yönetiliyor. İşte şurası Mançurya ve sonunda Çinkler Ming hanedanlığını bastırmayı başarıyorlar ve 20. yüzyılın başına Çin Cumhuriyeti onları devirene kadar Çin'i egemenlikleri altında tutuyorlar.